Bugün günlerden 21 Mayıs Cumartesi. Yine bir sokak röportajı günümüz. Çok güzel. Bugünkü sorumuz da Atatürk ölmeseydi bugün ona ne söylemek isterdiniz? Şimdi Bilecik halkının Atatürk'e söylemek istediklerini öğreneceğiz. Sokak röportajımız başlıyor. Hadi buyurun. Atatürk ölmeseydi bugün ona ne söylemek isterdik? Hiçbir şey bulamıyorum şu anda ama heyecanlandım biraz. Atatürk ölmeseydi ne isterdik? Daha böyle birlik, beraberlik, daha düzenli olmasını isterdim. Ona teşekkür ederdim. Neden teşekkür ederdin peki? Çünkü o bizi düşmanların elinden kurtardı. Bu yüzden teşekkür ederdim. Hoş gel derdim. Kurtar bizi. Ne söylemek isterdim? Ölme derdim. Yani mantıklısı o. Biraz daha yaşasaydım. Nasıl diyeyim, ne bileyim. Yani ülkeyi kurtardığı için şey yapardım tabii. Ne kadar da olsa. Tabii yani... Bunca şey uğraşmış yani ülkemizle kurtarmak için. Başarılar dilerdim ta kendisini ilerisi için. İzindeyiz. O kadar. Ne söylemek isterdik? Vallahi önce tabii CHP'lerden kurtulmak için bununla ilgili bir şey söylerdik. Çünkü bu ülkedeki en büyük zararı benim görüşüme göre CHP'liler veriyor. Çünkü Atatürk üzerinden siyaset yaparak bugünlere gelmemizdeki AK Parti'nin şu anda iktidar olmasındaki en büyük sebeplerden biri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Neden derseniz çünkü sürekli Atatürk üzerinden siyaset yapmasıdır. Atatürk'e mi? Ona söylenecek bir şey yok ya. Ona bir şey söylemek bizim haddimize değil. Çünkü gerçekten büyük insan. Büyük insan yani ötesi yok. Herkesin hani sevmek zorunda değil ama en azından herkesin saygı duyması lazım. Çünkü gerçekten saygı duyulacak adam. Bugünlerde bu kadar rahat yaşayabiliyorsak, yani bu kadar rahat bir toplumsak, kimse kimseye karışmıyorsa, herkes dinini, her şeyini özgürce yaşayabiliyorsa bunun en büyük sebebi Atatürk'tür. Atatürk ölmeseydi bence daha yapması gereken çok işler vardı diye düşünüyorum. İyi bir liderdi. Bence yolunu takip etmek ama üzerine bir şeyler eklemek lazım diye düşünüyorum. Atatürk ölmeseydi ona her şey söylemek isterdim. Yani. Mesela bize bir örnek ver. Bugünlerde çok yapacak işleri var yani. Ay, bu çok fena bir soru oldu. Ay ya, o anlatılmaz ki ama. Hakikaten mümkün değil, anlatılmaz o. O, bilmiyorum, o çok değişik bir şey. Çünkü ben onu hiç öldü gözüyle, yani ölmüş olarak görmedim. Ya da öyle hissetmiyorum. Herhalde teşekkür ederdim. Bize böyle bir Türkiye, böyle bir şey bıraktığı için. Ha, ama şimdi sağ olsaydı Türkiye bu halde olur muydu zannetmiyorum. Çok zor soru. Atatürk ölmeseydi bugün ona söyle. Atatürk ölmeseydi zaten herhalde önce bizi keserdi burada. Memleketi görüyoruz ne halde olduğunu. Biz ölmeseydi ne söylerdik? Onu ne kadar sevdiğimi söylerdim. Şimdi aramızda yok ama ona çok ihtiyacımız var. Gelip de şu halimizi görmesini isterdim. Ne söyleyeyim? Her şey meydanda zaten, ne söyleyeceğim? Ne söylemek isterdim? Güzel soru. Şimdi Atatürk ölmeseydi ona ne söylemek isterdim? Yani önce yaptıkları için teşekkür ederdim. Hani sonuçta yani yaşıyorsak onun sayesinde yaşıyoruz. Kimsenin sayesinde değil. Hani ondan sonra hani yani başka bir şey söylemezdim herhalde. Sayesinde bir sürü nesiller falan şey oldu. Onun sayesinde bu milletimiz falan kurtuldu. Uzun ömürler dilerdik. Başka ne derdik? Keşke ölmeseydik işte.
keşke ölmeseydi. Atatürk ölmeseydi. Bugün olan? Durumlar olmazdı. Durumlar olmazdı. Şimdi iyiye biliyoruz, kötüye biliyoruz, kimse bilmez onu. İdareler hükümetlerin elinde biliyorsun. Monarşi, oligarşi, demokrasi. Meşrutiyet, cumhuriyet. Biz cumhuriyete 1923'te girdik. Yani şimdiki devirle bu devir arasında çok fark var. Çok fark var. Ama bir şey yapamaz. Seçim. Oy. İdareleri değiştiriyor. İdarelerin değişmesi iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Aklını başına koyması lazım milletin. Atatürk'e ne söylemek isterdiniz? Atatürk bizi evvela düşmanlardan kurtaran adam. Eğer bu olmasaydı şurada Yunanlar yaşıyor. İki sene bu devrede kalmış olan Yunanlılar. Böylece Atatürk sayesinde aydınlatma suretiyle milleti kurtardı. Atatürk ölmeseydi bugün ona söylerdim Kılıçdaroğlu'nu çok çabukça partinin başından kovmasını. Yazık öyle bir büyük bir ülkenin bir liderinin koltuğunda yaramaz bir insanın oturduğunu söylerdim. Hiç olmasa Deniz Baykal gibi bir devlet adamının oturmasını isterdim onun yerinde. Yani bugün ülkemiz çok zor durumda. Hangi parti olur olsun böyle bir günde dış güçlere karşı Türkiye'yi desteklemesini ona söylerdim. Yani bu insanların Türkiye'ye kalleşlik yaptığını söylerdim. Amerika'yla, Rusya'yla, Almanya'yla, Fransa, İngiltere'yle bir olup Türkiye'ye saldıran gazetecileri şikayet ederdim. Bunları söylerdim güzel kızım. Bu ülke bizim. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle, benim kendim de Kürdüm. Ama bu bayrak bizim. Ama bu ülke bizim. Bak kucağımızı açmışız. Ülkelerden insanlar geliyor da burada kucağımızı açmışız. Onların çeli çocuklarına bakıyoruz. Acaba onların durumuna biz düşsek bizi kucaklayacak başka bir devlet var mı? Olmadığına inanıyorum ben. Bunları Atatürk'e şikayet ederdim. Dünya kurulmuş kurulalı Atatürk gibi büyük bir lider gelmiş bu ülkeye. Benim babam, annem Kürt, kendim Kürdoğlu Kürdüm. Aslımı hiç kaybetmedim. Ama benim babam Atatürk'ü çok seven bir insandı. Bizleri onlara karşı büyük bir sevgiyle büyüttü. Ben de çocuklarımı öyle büyüttüm. O liderden sonra da Tayyip Erdoğan gibi bir insan geldi bu ülkeye. Şu anda dünyanın bir numaralı lideri. Ne geçiyor aklından bebeğim, cevap verir misin? Aklından ilk geçeniz cevap ver lütfen. Hadi. Ablan sana güzel bir soru sordu. Bana öyle bakma hadi. Hadi lütfen bir cevap ver ama. Senin konuşacağın kelime çok önemli bunlar için hadi. Rüya? Sevinirdim. Çok sevinirdim. Atatürk ölmeseydi ona ne söylemek isterdim? Zor durumda olan insanları korumasını isterdim sadece. Yani çocuklarımıza daha çok sahip çıkılsın isterdim. Hayattan korkmazdık. Ona güvendiğimizi söylemek isterdim. Atıyorum ben işteyim. Korkmazdım yani. Onun askerleri daha güçlü olduğuna inanırdım. Her şeyi söyledim ya. O olsaydı başka bir dünya olurdu. Söylerdim. Atatürk vermeseydi onu ne söyledik? İzinden gitmeyen bir dünyada, dünyada değil Türkiye'de yaşamaktan mutlu musun derdim. Bu kadar net yani. Ben de şu andaki Türkiye durumunda zamanında yaptığı evlerden daha güzel bir şey yapabilemedi. Yani daha Türkiye'yi daha ileri götürebilemedi. Merhaba Bilecik Olay ailesi. Bir cumartesi gününün daha sonuna geldik. Bir sokak röportajımızı daha bitirdik. Bugün Bileciklilerin Atatürk ölmeseydi ona söyleyecekleri şeyleri öğrendik. Gerçekten çok duygu yüklü şeyler söylendi. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.